Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de mutlaka bir sorunun geldiği parça yapı konusunu öğreneceğiz. Tonguç benim. Hazır mıyız? Hazırım mı hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. LGS 2024'te de A kitapçığında arkadaşlar Türkçe'de 12. soru parça yapıyla alakalıydı. Dedi ki bu açıklamaya göre nokta nokta parçası aşağıdakilerden hangisiyle tamlanırsa metin anlatımı kusurlu olur dedi bize metinde işte yüzünü göremiyordum yüz hatlarını seçemiyordum dedi. Seçeneklerden birinde ise işte gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. Şimdi yüzünü seçemiyorsan gözlerinden sevinç dalgası geçti nasıl görüyorsun? Bununla bu devam etmez dememiz gerekiyordu. Yani bu metinde söylenilenle bu seçenek örtüşmüyordu ama Adana, Bursa ya da Ceyhan seçeneklerindeki yüzünü seçemese bile yani yüzünü göremese bile rahatlıkla ayak hareketlerinden ya da öksürüğünden ya da ceketini çıkarmasan anlayabileceği şeylerde. Dolayısıyla bize metinlerin yapısıyla alakalı geçen sene esasında çok da zor olmayan bir soru sordular. 2025 LGS'de de biz mutlaka bu konuya alakalı soru bekliyoruz. Şimdi birazdan sizlere bu sene beklediğimiz parça yapıyla alakalı yani düşüncenin akışını bozma ile alakalı soruları göstereceğiz. Şimdi burada temel mantığımız şu arkadaşlar. Öğrenme çıktılarında bize... Nasıl metin yazılacağını? Yazılar geldi hocam. Evet, yazılar geldi ama bizim şu anda hedefimiz nedir Tong Şerelmeli? LGS hocam. Evet, kesinlikle LGS. Biz yazılara çalışırken zaten LGS'de çalışmış oluyoruz. LGS'ye çalışırken yazılara da çalışmış oluyoruz. Şu anda bu yazma sorularını bize yazılarda soracaklar. Güzel güzel yazacağız, dinleyeceğiz, bu soruları yapacağız. Endişelenmenize gerek yok. Ancak zaten biz LGS sürecinde bu tarz Paragraf sorularını çözdüğümüzde hem LGS'ye hazırlık yapmış oluyoruz hem de yazılılara gümbür gümbür hazırlanıyoruz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Dolayısıyla yazılılarla alakalı kampımıza geliyor. Süper bir şekilde çalışacağız. Ama sizler şu anda hedef noktanıza LGS odaklanmanız lazım. Denemeler çözmeniz lazım. Daha doğrusu denemeler çözmeseniz bile, daha denemeye tam başlamamış olsanız bile e, taramalar çözmeniz lazım ve soruları çözerken şimdiden kendinize taktikler geliştirmeniz lazım. Mesela diyelim ki soruları çözerken bir tane soruya takıldın. Öğrendiğin bir konu mesela fiilimsiden ya da e, işte cümle anlamından, sözcük anlamından bir soru geldi, takıldı. Ne yapıyorsun? Boş şey bırakıp vermeye? diğer soruya geçiyorduk. Sonradan dönüp harikasın. Yapıyorduk. Bak bunu 6'da, 7'de de öğrenmiştik. Boş bırakıp devam ediyorduk, sonra geri dönüyorduk. İşte buna benzer takdiri şimdiden kendinize yavaş yavaş yerleştirmeniz lazım ki ardından da süper bir şekilde sene sonuna doğru en yüksek netlere ulaşıp hayallerinizdeki liseye geçin. Arkadaşlar bununki dersimize parça tamamlama, parça oluşturma akışı bozan cümle konularını çok güzel taktikli bir şekilde öğreneceğiz. Sizlerden istediğimiz mutlaka mutlaka bu konuyla alakalı sonradan sorular çözün. Biliyorsunuz sizlere Tomuç Kap'ta hem ödüller veriyoruz. E, iPhone 16 gibi aynı zamanda tablet gibi kulaklık gibi. Şimdi onları gösteri vakit kaybetmeyelim. Ama temelinde burada sizin çözmeniz gereken testler var. Bakın parça yapıyla alakalı ekstra dijital soruların olduğu Dinamo'da ...bir sürü test var. Bu soruları çözdüğünüzde bunların benzeri ileriye gelecek... ...ve inşallah çok yüksek netelere ulaşacaksınız. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım... ...ve parçada yapı konusunu güzel bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün akışı bozan cümleleri nasıl bulacağımızı göstereceğim sizlere... Parçayı nasıl ikiye bölebiliriz? Parça oluşturma, parçada yer değiştirme ve parça boşluk doldurma konularını öğreneceğiz. Geçen sene bununla alakalı soru geldi. Ondan önceki senelerde burayla alakalı sorular geldi, burayla alakalı sorular geldi. Biz hepsine güzel güzel örnekler ve taktikler vereceğiz. Arkamıza yaslanıp dersimize başlayalım. Şimdi yapı soru modelinde yani düşüncenin akışını bozmaktadır, parça hangisiyle ikiye bölünebilir, yeni bir paragraf hangi cümleyle başlar sorularında çok kolay bir taktiğimiz var. Size bir paragraf verecekler numaralandırılmış. işte birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle, beşinci cümle. Bir de soru kökü verecekler. Bir de seçenekler verecekler. Sizin yapmanız gereken bazı anahtar kelimelere odaklanmak. Onları bulduğunuzda emin olun soru pıt diye kendini teslim edecek. O kadar da yorulmanıza gerek yok. Şimdi peki nedir bu? Birincisi arkadaşlar size soru tiplerine diyecekler ki hangisi düşüncenin ökşeni bozmaktadır? bu parça iki paraf ayrılmak istense ikinci paraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İki paraf ayırmak istiyor muyuz sonuç herhalde? Hayır hocam. İsteyeceksin işte hayır diyemezsin öyle ben istiyorum diyeceksin ve taktikli bir şekilde ayıracaksın. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandı hangisi baştan üçüncü olur diyecek mesela. Cümle sıralama soruları gelecek bunların hepsini güzel şimdi taktiğini gösteriyorum. Birincisi Tonguç Elan benim giriş bölümünü bulman gerekiyor. Yani bizim bütün sorulardaki taktiğimiz ilk başta giriş cümlesini bulmak. Giriş cümlesi paragrafın ilk cümlesidir ve giriş cümlesinde bundan dolayı bu nedenle buna karşın buraya kadar bunun için yalnız ancak halbuki gibi ifadeler olmaz. Yani bu sayfada gördüğün hiçbir ifade bağlayıcı ögeler diyoruz biz bunlara. Hiçbir giriş cümlesi olmaz. Dolayısıyla sana soru sorulduğu zaman giriş cümlesini bulman taktiği, cevap bulman demektir. Mesela demiş ki düşüncenin akışını bozan cümle belirli demiş. Yani düşüncenin akışını bozan cümle hangisidir diyor. Yapman gereken şeyi hemen buraya yazıyorum. Giriş cümlesi bul. Bu kadar basit. Şimdi giriş cümlesi bulmamız lazım. Bir giriş cümlesi nasıl bulacağız? Giriş cümlesinde şu ifadelerden hiçbiri olmuyordu. Çünkü bunlar devamında gelen cümlelerdi. Mesela Taksim Meydanı 1600 yıllarda mezarlık olarak kullanılıyormuş. Şimdi bu bir giriş cümlesi. Ama bu akışı bozamaz şimdilik. Yani bu bozam, bozamaz yani bu dursun. Bu mezarlıkların olduğu bölgeye Beyoğlu ve Galata semtlerinin su sorunu çözmek için su havuzu inşa edilmiş. Bak bu kelimesi ikinci cümleyi 1 ile bağlıyor. Dolayısıyla ikinci cümle giriş cümlesi olamaz. Niye? Bu ifadesi var. Ne demiştik? İçerisinde böyle ifadeler olan cümleler asla ve asla giriş cümlesi olamaz. O zaman bu giriş cümlesi olabilir mi? Hayır hocam. Tamam bu gittim. İstanbul'un önemli eğlence mekanlarından biridir Taksim. Şimdi burada bu falan yazmıyor. Bu giriş cümlesi olabilir. Dörde bakalım. Bu havuz gelen suyu çevredeki çeşmelere ve diğer yerlere dağıtan yani taksim eden su deposu olduğu için bu bölge Taksim olarak adlandırılmıştır. He, bak burada da bu havuz dedi. Bu havuz da demek ki şu su havuzuna bağlıyor. Yani birinci cümleyle başladı. Mezarlıklar dedi. Bu mezarlıklar diyerek ikiyi bire bağladı. Bu havuz diyerek de dördü de su havuzuna bağladı. Ama üçüncü cümle alakası bir giriş cümlesi oldu. Şimdi o zaman burada giriş cümlesi yani üçüncü cümle akışı bozdu. Hemen başka bir soruya bakalım. Bak. yine giriş cümlesi buluyoruz. Bak çünkü diyor. Çünkü giriş cümlesi olamaz. Bu popüler diyor. Bu popüler giriş cümlesi olamaz. Hatta diyor. Hatta diye giriş cümlesi olmaz. Ama roman türü halk okuma alışkanlığı kazanma şeyine yüklenebilir diyor. O zaman bu akışı bozan cümle. Niye? Çünkü bu normal cümle dümdüz girmiş. Herhangi bir şeye bağlantı kurmuyor. Yani esas taktiğimiz bu kadar kolay. İstersen bir kontrol edelim. Edebiyat ile toplum ilişkisi bağlamında incelenecek romanların sadece sosyal romanlar arasında seçilmesi şart değildir. Çünkü diyor. Bak biri söyledi. Çünkü diyerek ikiyi bire bağladı. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulus devlet projesini en büyük destek popüler romanlarından gelmiştir. Tamam. Bu popüler romanlar sayısı bak dördü de ikiye bağladı yeni harflerin kabul edilmesiyle ortaya çıkan yayın boşluğu doldurulmuştur. Hatta yeni hayatın yeni aile modelini diyerek 5 de dörde bağladı Hatta diyerek bak Tonguç'um hatta diyerek 5'i 4'e bağladı mı? Evet hocam. Bu popüler romanlar diyerek de 4'ü ...ikiye bağladı. Çünkü diyerek de 2'yi 1'e bağladı ama 3'te bir bağlantı noktası yok. Roman türü alka okuma alışkanlığı kazanma işlerini yükleyemedi. O yüzden burada 3 numaralı cümle akışı bozuyor. Hemen başka bir soruya bakalım. Hangisi düşen akışını bozmaktadır diyor. Şimdi bu nedenle diyor bak. Bu nedenle dediği için 2 bire bağlanıyor. Ancak diyor ancak dediği için dört üçe bağlanıyor. Bu yönde diyor beş dörde bağlanıyor. Yani buradaki bu nedenle ancak bu yönde ifadeleri kendinden önceki cümleye bağlantı kurduruyor. Akışı bozduramıyor yani. Ama 3'te yapay zeka belli niteliklere sahip makine yahut sistemlere bağımsız bir şekilde otoram karar alma ve bunları uygulamaya koyma geleneği vermektedir diyor. Bu yepyeni bir giriş cümlesi olmuş oluyor. Niye? Çünkü 2 bire bağlı. 4'te de ikiye bağlı olmuş oluyor. Şimdi Dolayısıyla taktiğimiz akışı bozan cümleyi bulurken giriş cümlesi bulmak. Niye? Çünkü giriş cümlesi yepyeni bir konuya geçmiş olacak, konudan dağılacak. Ama eğer bu bağlantılar varsa bunlar cümleyi diğer cümleye bağlayan ifadeler. Dolayısıyla bunlar akışı bozamaz diyeceğiz. Şimdi gelelim başka bir soruya. Parça iki paragrafa bölme. Diyecek ki yukarıdaki paragrafı iki parçaya bölerse yeni paragraf hangi cümleyle başlar? Şimdi yeni paragraf hangi cümleyle başlar diyorsa yine giriş cümlesi bulacağız. Yine giriş cümlesi bulacaksak yine bunların olmadığı ifadeler bulacağız. Taktiğimiz yine aynı. Giriş cümlesi bul diyoruz. Bitti gitti bu kadar basit. Bakalım. Dil bir memleketin içten geçen akarsu gibidir. Şimdi zaten ikinci paragrafın başladığı cümle birinci paragrafın ilk cümlesi olamaz yani bu olamaz. Dolayısıyla bu ilk cümle. Bu bir cevaplanırsa zaten olmaz seçeneklerde. Şimdi dil bir memleketin içten geçen akarsu gibidir. Bu akarsu diyor bak ikiyi bire bağladım. Bir yandan o beldeye hayat verir. Diğer yandan da o yöredeki ırmaklardan beslenerek tüm insanlığın ortak ürünü olan medeniyet ummana ulaşır. Böylece diyor bak böylece diyerek üçü de ikiye bağladı. Ummana kendi rengini, kendi kokusunu, kendi tadını taşımış olur. Şimdi böylece diyerek ikiyi, üçü ikiye bağladı. Bu karşı söyleyerek ikiyi bire bağladı. Şimdi dil insanın evdir demiş Heidegger. E, i̇yi demiş de kardeşim yani bu yeni bir giriş cümlesi oldu. Yeni paragrafa geçiyor. Bu öyle bir evdir ki duyguyu ve düşünce çatısı alt taşıdır. bak. Bu öyle bir evdir diyerek beşi dörde bağladı. Onların gelişip serpilmesi için kendini siper eder. Onların diyerek 6'yı da 5'e bağladı bak. 6'yı 5'e 5'i 4'e bağladı ama 4 bir paragrafın yeni giriş cümlesi oldu. Niye? Çünkü içerisinde onların bu böylece bu gibi ifadeler yok konum varsa günde 15 dakikana ayır eksik olduğun konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence var? Doğuya. Harika. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Hemen başka bir soruya bakalım. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleye başlar diyor. Ne yapacağız yine giriş cümlesi bulacağız. Şimdi bu duygu dediği için bak bu duygu sayesinde diyor demek ki iki bire bağlı. Bu sayede yaşayabileceği dediği için üç ikiye bağlı. Ayrıca dediği için beş dörde bağlı. Bunun yanında dediği için altı beşe bağlı. Yani hepsi birbirine bir şekilde bağlanıyor. Ama dördüncü cümle Korkunun başlı belirtileri davranış bozukluğu ve fiziksel güçsüzlüktür diyor. Yepyeni bir giriş yapmış. Yani ikinci paragraf bu cümleyle başlayacak diyoruz ve cevapta C oluyor. İstersen kontrol edelim. Korku insanın kendisini koruma duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu duygu sayesinde insan bilmediği olay ve durumlar karşısında kendisini kenara çeker ya da bulunduğu yerden uzaklaşır. Bu sayede yaşayabileceği bazı sıkıntılara yüze gelmekten kurtulmuş olur. Bu paragraf bitti. Korkunun başka belirtileri davranış bozukluğu ve fiziksel güçsüzlüktür. Ayrıca dilin koruması, yüzün soluklaşması, aşırı heyecanlanma gibi belirtiler de korkuyla gelir. Bunun yanında korkuya kapılan diye giderek esas hepsi birbiriyle kenetlendi. Dolayısıyla 4, ikinci paragrafın giriş cümlesi. Yine aynı şekilde bu parça iki paragrafı bölmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Yine giriş cümlesi bulacağız. Şimdi bu pullar dediği için 2 bire bağlanıyor. Bunlar dediği için üç 2ye bağlanıyor. Bu değerli kedi dediği için 5-4'e bağlanıyor. Bu nedenle dediği için 6 5'e bağlanıyor. Ama dördüncü cümle Van kedisinin dünyadaki kedi ırkları arasında özel bir yeri var diyerek yepyeni bir giriş yapıyor. Yepyeni bir paragraf başlıyor. O yüzden bu parça iki paragraf ölmek istense ikinci paragraf 4 başlayacak diyeceksin ve C'yi işaretleyeceksin. Kontrol edelim istersen. Posta işletmesi tarafından yeni bir grup pul piyasaya çıkarıldı. Bu pullar çeşitli konular içeriyor. Bunlar arasında yani konular arasında az bulunan doğal varlıklarımızdan olan Van Kedisi'nin tanıtım ve türünün için çabaları kamuoyuna duyurmak amacıyla çıkarılan pullar da bulunuyor. Van kedisinin şimdi yeni bir parafı geçiyor. Van kedisinin dünyada kediler arasında özel bir yeri var. Bu değerli kedi türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle diyerek bunların hepsi birbirine bağlandı. Ama dört yeni bir paraf oldu. Şimdi yine başka bir soru. İki paraf ayrılmak istense ikinci paraf hangi cümleye başlar? Ne yapıyoruz? Yine giriş cümlesi buluyoruz. Şimdi hikaye etme ve masal anlatma doğu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yakın doğu ve orta doğu ülkelerin halk edebiyatları efsane hikaye ve çokluğuyla bunu ispatlardı. Bak hep cümlenin başına oluyor. Bu sefer biraz sona koymuş. Ama yine bunu var. Bunu dediği için 2 bire bağlı. Bunların derlenmesiyle oluşturulmuş kitaplar da birçok ailenin kütüphanesine bulunur diyerek 3-2'ye bağlı. Olağanüstü ögelerin hikayelerde önemli bir yer tuttuğu inkar edilemez. Ama Türkler Orta Asya bozkırlarına hikaye masal ve efsane olarak İslam dünyasına taşınmıştır diyor. Hmm. Burada şimdi dördü üçe bağlayacak bu, bu durum, bu yüzden gibi bir şey görebiliyor musun? Hayır hocam. O zaman dört giriş cümlesi gibi kontrol edelim. İşte bu nedenle demiş beşte 4'e bağlanıyor. İşte bu nedenle Türk Edebiyatı hikayenin başlangıçtan itibaren daha gerçekçi bir söyleş kazandığı görülür diyor. Ha, o zaman 2'deki bunu ifadesi 2'yi 1'e bağladı. 3'teki bunların ifadesi 3'ü 2'ye bağladı. 5'teki işte bu nedenle ifadesi 5'i 4'e bağladı ama 4'te herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim paragrafı oluşturmaya. Yani bu sefer parçayı ikiye bölersek ikinci paragraf hangisiyle başlar değil de bana bunları sıraya diyor. Yine burada taktiğimiz aynı. Önce giriş cümlesi bulacaksın. Giriş cümlesi bulduktan sonra anlamlı bir şekilde sıraya dizeceksin. Şimdi giriş cümlesinde Olmayacak olan ifadeleri dersin başta söylemiştik. Bunlar oluyor muydu sonuç Şelendi Hayır hocam. Olmuyorsa o zaman şimdi hep beraber bakalım. Dolayısıyla ile giriş cümlesi olmaz. Hatta diye de giriş cümlesi olmaz. Bu yerleşim yerlerinin diye de giriş cümlesi olmaz. Bunun içinde diye de giriş cümlesi olmaz. Demek ki 1, 3, 4, 5 giriş cümlesi olamaz. O zaman paragrafımız 2 ile başlayacak. Hemen başa 2'yi koyuyorum. Hop koydum. Yeryüzünde insanların meydana getirdiği en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir. Hmm. Ee, dolayısıyla herkes ona hatta başkalarından bunun için. Bu yerleşim yerlerinin kimler tarafından kurulduğu bilinmez. Tamam. Dolayısıyla herkes onları kendi eseri sayar. Bunun için de insanlar doğdukları şehre büyük bir sevgiyle bağlı kalırlar. Hatta başkalarından bu sevgi bağına onaylamalarını beklerler diye ardından da bağlantılı kelimelerle ilerliyoruz. Bak şimdi ilk başta dolayısıyla hatta bu ve bunun için kelimeleri bir giriş cümlesinde olmayacağı için bunları eledik ile başladık. İki başlattıktan sonra da ikinin içindeki bazı anahtar kelimelerden dördü. Dördün içindeki bazı anahtar kelimelerden biri. Birin içindeki bazı anahtar kelimelerden beşi. Beşin içindeki anahtar kelimelerden üçü bak. Doğdukları şehre büyük bir sevgiyle bağlı kalırlar. Hatta başkalarından bu sevgi bağını onaylamalarını beklerler diyerek hepsini birbirine bağladık. Gelin istersen bir soru daha yapalım. Demiş ki yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyor. Biz yine ne yapıyoruz? Önce giriş cümlesi buluyoruz. Şimdi fakatla giriş cümlesi olmaz bu yollardan olmaz. Ee, bu sorunu diyor olmaz. Söz konusu bitkinlik diyor olmaz. Dolayısıyla 1, 2, 4 ve 5'teki söz konusu bu sorunu bu yollardan fakat kelimeleri bizim giriş cümlesi bulmamızı engelliyor. Bunlar olamaz giriş cümlesinde. Yani ben derse şöyle başlayamam. Bu yüzden arkadaşlar siz dersiniz ki ne oluyor ya bu yüzden ne yüzden? Şaka derse daha yeni başladınız zaman ne bu yüzdeni dersiniz? İşte dolayısıyla bunların hiçbir giriş cümlesi olamaz. O zaman paragrafımız 3 ile başlayacak. Sabahları Güne güzel bir başlangıç yapmak tüm gün boyunca kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Hatta şu kağıda artık şuraya alabiliriz. Bunlar giriş cümlesi olmadığını biliyoruz. Sabahları güne güzel bir başlangıç yapmak tüm gün boyunca kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Tamam. O zaman 3'ü yazdık. Bunu yazdık. Hmm. Şimdi uzmanlar hayatı zorlaştıran bu sorun diyor. Şimdi 3'ten sonra 4 gelir mi? Hayır hocam. Gelmez çünkü sorundan bahsetmedi. Üçte güzel bir başlangıç yapmamızı sağlar falan dedi. Söz konusu bitkinlik diyor. Bitkinlikten bahsetmedi. Bu yollardan en kolay hangi yolu ya? fakat sabah erken kalkmak zorunda olanlar günün ilk saatlerini çok bitkin geçiriyor. Ha bak oldu. Sabah güne güzel bir başlangıç yapmak tüm gün boyunca kendinizi iyi hissetmeni sağlar. Fakat erken kalkmak zorunda olanlar günün ilk saatlerini çok bitkin geçiriyor. Ha bir. Sonrasında uzmanlar hayatı zorlaştıran bu sorunu yani günün ilk saatlerini bitkin geçirmeyi aşmanın bazı yolları olduğunu söylüyor diyebiliriz. Ya da söz konusu bitkinlik diyor. Ha bak. Günün ilk saatlerini çok bitkin geçiriyor. Söz konusu bitkinlik gün boyu devam ederek hayatı oldukça zorlaştırabiliyor dedi bak. Beşe geçti. Uzmanlar hayatı zorlaştıran bak hayatı zorlaştırabiliyor. Hayatı zorlaştıran bu sorunu açmanın bazı yolları olduğunu söylüyor. Yollar dedi sonra da bu yollardan en kolay diyerek ikiye de geçebiliyoruz. Dolayısıyla 3 1 5 4 2 oluyor. Baştan üçüncü de beşinci cümle olmuş oluyor. Ne yaptık? İlk başta giriş cümlesi bulduk. Giriş cümlesi bulmak için bu ifadelerin olduğu cümleleri çıkardık. Tertemiz yepyeni başlangıç yapan cümleyi bulduk. Ardından da cümlelerin içerisindeki yapısal bağlantıları birbirine ekledik. Şimdi geldik paragrafı tamamlayan ifade belirlemeye. Burada bize zaten seçenekler verecekler. Ancak yazılarımızda bize seçenek vermeme ihtimalleri olduğu için ben bunu bir de seçeneksiz sizlere göstermek istedim. Ama seçenekli sorumuz da var arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Şimdi Thomas Edison'a 999 denemeden sonra yaptığı bininci deneyde ampulü bulmasıyla ilgili olarak şöyle bir soru yöneltmişler. 999 kez hata yapmanıza rağmen bininci deneyi yapacak gücü nereden buldunuz? Edison şu yanıtı vermiş. Ampulün icadı bin aşamalı bir süreçti hata gibi görünen ilk 999 aşama bininci ve son aşamaya götüren öğretilerle doluydu. Buradan hareketle diyebiliriz ki mesela işte hedef çok basamaklı bir merdivene benzer. Son basamağa ulaşmak için önceki basamaklara çıkmalıyız. Ve hatta buradan hareketle diyebiliriz ki bir başarıya ulaşıncaya kadar yaptığımız hatalar bize tecrübe kazandırır. İşte buradan hareketle diyebiliriz ki şimdiye kadar hata gibi görünen şeyler bize bilgi, deneyim kazandırdığı için esasında sonuca ulaşmamızdaki en önemli faktörlerdir. Yani farklı farklı şekilde tamamlayabiliriz. Ama sınavda çıkan soruda bunun doğru cevabı şuydu. Hedef çok basamaklı bir merdivene benzer. Son basamağa ulaşmak için, yani şöyle hedefte ilerliyorsun. Son basamağa ulaşmak için önceki basamaklara da çıkmalıyız. Hatta bununla alakalı şöyle bir olay olmuştu. Ee, bir gün bir tane olimpiyat şampiyonu Halterci, yani işte Avrupa şampiyonu olmuş iki kez bir kez Avrupa ikincisi olmuş. işte bir kez dünya şampiyonu olmuş. 7-8 kez Türkiye şampiyon olmuş. Ve bir programa katılmış. O programda sonuç dedi ki işte Avrupa şampiyonu, iki kez Avrupa şampiyonu, işte bir kez dünya şampiyonu, dört kez Türkiye şampiyonu, milli tercimiz hoş geldiniz dedi tamam mı? O da dedi ki benim özelliklerimi sayarken aynı zamanda buralara gelmemi sağlayan ...defalarca sonunculuklarım, defalarca üçüncülüklerim, ikinciliklerim var... ...onları da söylemenizi isterdim dedi. Yani ben sanki doğduğum gibi hep birinci, ikinci, birinci, 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 birinci olmuşum gibi anlattınız dedi. Yani orada sunucuyu bozdu. zaten bozmadı da orada şunu demek istedim. Ben hal tercihliye başladığımdan beri hep birinci, hep birinci olmadım ki. Bazen ikinci oldum, bazen üçüncü oldum. Dolayısıyla sizler de hayatta ilerlerken arkadaşlar Tonguç'um... ...hatalarınız olacak. Bak Edison ya adam dünyadaki en ünlü bilim insanlarından biri... ...999 kez hata yapmış... Ya ben 999 hata yapsam derim ki ya ben herhalde kazmayım ya vazgeçtim yapamıyorum derim yani. Artık vazgeçerim. Ama adam 999 hatasını kendisine bir tecrübe bir deneyim olarak görüyor. Dolayısıyla LGS sürecinde de bizler sayısalda sözel bir anda rehberle geçtik. Sayısal sözelde birçok denemede birçok soruda birçok sınavda birçok soru bankasında moralimiz bozacak şeylerle karşılaşabiliriz. Onlar bize tecrübe olacak. Her hata yaptığımızda sevineceğiz. Buradan hareketle diyebiliriz ki ee, bu soru önemli değil. Önemli olan bizim bu sorudan çıkardığımız ders. Şimdi gelin bir tane test sorusu çözelim. Ardından da dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonrasında siz meydan okumayı da yapın. Ve yine aynı şekilde Tonguç Kaptan ödevlerini sanmayarak kendinizi geliştirmeye, hediyeler kazanmaya ve LGS'ye netlerinizi artırmaya devam edin. Şimdi bu parçanın boş bırakılan yere düşünen akışına göre hangisi getirilemelidir diyor. Şimdi bu tarz sorulardaki taktiğimiz şu. Birincisi son cümleler çok önemli. Bir de yapısal bağlantılar önemli. Bak, dolayısıyla diyor. Demek ki buraya özetleyecek bir şey ancak deseydi mesela ama ancak oysa fakat lakin deseydi o zaman burada anlatanların tersine gitmesi gerekirdi. Şimdi bakalım. Güzelin ilkelerini sıralamaya çalışmak bir nesneye her zaman her durumda güzel diyebilmemizi sağlayacak olan gerekli ve yeterli koşulların bir listesini yapmak demektir. Allah Allah zor paragraf. Bakalım ekranlar başlık arkadaşlar yapabilecek mi? Sence zor mu soru Soru daha çok kızıkmış hocam. Sabahtan beri taktikleri dinlerken hiç öyle bir şey demiyordun neyse bakalım. Şimdi Güzelin ilkelerini sıralamaya çalışmak, bir nesneye her zaman her durumda güzel diyebilmemizi sağlayacak olan gerekli ve yeterli koşullarını bir nesne yapmak demektir. Şimdi ayrıca bu özelliklere sahip olan bir nesne algılandığı zaman algılayan kişi zorunlu olarak zevk verici bir tepki uyandırması anlamına gelir. Buradaki problem şudur. Örneğin bir kimse bir nesnenin güzelliğine deneyimlediği zevkin ortaya çıkmasında en önemli unsur olarak düzen unsurunu görürken başka bir nesnede düzen unsurunu zevk verici değil sıkıcı bulabilir. Karmaşıklık bir nesnede güzel olabilirken bir diğerinde zevk vermeyen bir şekilde karman çorman görünebilir. Ha, yani burada ilk başlarda bize kafa karıştırdı ama sonradan bir şekilde bize teslim etti. Yani açıkladı biraz anlattı bize. Yani bazen mesela şu kalem kutusunun bomboş olması birilerine güzel gelir. Bazen ise böyle renkli renkli durması güzel gelir. Bazen dağınıklık, rengarenklik, e, ee, cümbüş insan hoşuna gider. Bazen bembeyaz her şey süper olursa insan hoşuna gider. Şimdi dolayısıyla aynı estetik unsurların zıt deneyimler yaşatması sıra dışı bir durumdur. Anlamsız oluyor. Dolayısıyla aynı nesnelerle ilgili olarak farklı zamanlarda farklı algılara sahip olunabilir. Bu biraz çeldirici. Güzel deneyimin ortaya çıkaracak temel özellikler bileşimi pek de öngörülebilir değildir diyor. Ha. Demek ki bazen düzen, bazen düzensizlik bizi rahatlatabilir dedi. Dolayısıyla zor bir soruymuş. Bu arada B çok büyük çeldirici. Bir nesnenin en güzel kılığını bilimsel verilerden yararlanarak belirleyebiliriz dedi. Bu da değil. Dolayısıyla cevabımız C. Niye? Çünkü buradaki temel mantık şu. Biz bu soruyu yaparken birincisi ve en önemlisi burada güzel kelimesini de seçeneklerde aramalıyız. Çünkü burada güzelin ilkelerini, güzelin deneyimini, güzelin anlamını bulmamızı istiyor. Güzelliğin nasıl e, deneyimlendiğini açıklamamızı istiyor. Dolayısıyla A, B ve D'de bunlara biraz uzak ama C'de. Dolayısıyla diyor güzel deneyimin ortaya çıkaracak temel özellikler pek de öngörülebilir değildir. Düzen unsuru zevk verici olabilir, sıkıcı olabilir. Ya da Ta karmaşıklık zevk verici olabilir, güzel olabilir dedi. Ve o yüzden de cevabımız C oldu. Zor bir soruydu. Eğer bu soruyu doğru yaptıysanız gerçekten LGS sorularsa vız gelir tırıs gider. Çünkü geçen seneki LGS sorusuna baktığımızda bakın geçen seneki LGS sorusunu göstereyim. Lokum gibiydi yani. Bakalım nasılmış mesela demiş ki. Bu açıklamaya göre parçası aşağıdakilerden hangisiyle tamlarsa metin kusur olur. Hatta şöyle uzak yakınlaştıralım şöyle bakın şöyle göstereyim. Bakın şimdi soruya bakın. Şimdi bir metinde yer alan bilgi, durum veya olaylar arasında mantıksal tutarlılık bulunmaması anlatım açısından kusurlu sayılmaktadır. Tamam. Bu açıklamaya göre nokta nokta parçası aşağıdakilerden hangisine tamamlanırsa metnin anlatımı kusur olurdu. Bakın sorudaki lokumluğa bakın. Arkasından vuran ışık yüz hatlarını seçmemi engelliyordu. Ama söyleyeceklerini duymama ve anlamama engel olacak bir şey yoktu. Tüm dikkatimi ona vermiştim. Elini cebinden çıkardı. Sana mühim bir haberim var evlat dedi. Sesinden yüzünün asıldığı belli oldu Bak Yüz atlarını seçemiyor ama sesinden yüzünün asıldığını belli olabiliyor diyebilirsin. A olur. Bir kere öksürdü, derin derin soludu. Sana mühim bir haberim var evlat dedi. Oturduğu yerde ayağını sallamasan çok heyecanlı olduğu anlaşılıyor. Bak yüzünü göremiyorsun ama ayağını sallamasan heyecanlı olduğunu anlayabilirsin. Ceketini çıkardı, katladı, kolunu astı. Kravatını serbest olanıyla biraz gevşetti. Sana mühim bir haberim var evlat dedi diyebilirsin. Yüz hatlarını seçemiyorsun ama kravatını çıkardığını görebilirsin. Gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. Hani yüz hatlarını seçemiyordun? Dudağının kenarındaki gülümsemeyle hani yüz atlarını seçemiyorsun? Bak dudanın kenarındaki gülümsemeyi bak. dudanın kenarındaki gülümsemeyi görebiliyorsun. O zaman deniz seçeneği olmuyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde olduğunda rahatlıkla yapılabilecek bir soruydu. Şimdi o zaman dersimizi bitiriyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar. Ve meydan okuma testini unutmayın. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.